Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Milli Savunma Bakanlığı'nın sözlü mülakat çalışması hakkında ilk videomuzu size aktarmış olacağım. İlk video olduğu için öncelikle hangi tarz sorular çıkacak? Sözlü mülakatta baz alınacak unsurlar, puanlanacak unsurlar nelermiş? Bunların bilgisini vermiş olacağım. Ve sonrasında ise en önemli dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya değinmiş olacağız. Bu videomuzu bittikten sonraki süreçte ise artık genel kültür soruları ve genel yetenek sorularında daha önce çıkmış mülakat sorularını size aktarmış olacağız arkadaşlarım. Yani tüm sözlü mülakat boyunca ve mülakat aşaması boyunca da sizlerle beraber olmuş olacağız. Muhakkak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmak için kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Umarım her şey gönlünüzce olur ve en güzel şekilde atanmış olursunuz diye umut ediyorum. Tabii bunların dışında Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü mülakat çalışmamız da olacak. Bunların sorusu da çok fazla gelmişti. Onlara da ayrı bir video oluşturmuş olacağız. Hani daha henüz süreç başlamadığı için ve erken olduğu için birkaç gün sonra onun da videosunu yayınlamış olacağız. Demiş olduğum gibi tüm bilgi ve süreçten haberdar olmak için muhakkak bildirimleri aktif hale getirin. O zaman geçelim. Milli Savunma Bakanlığı'nda ve ayrıyeten Gençlik ve Spor Bakanlığı'na girecek arkadaşlar da şöyle ön bilgi niteliğinde bu videoyu da izleyebilirler. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. O zaman videomuza geçelim arkadaşlarım. Evet, sınav şeklinden bahsedeceğimiz üzere toplamda 10 katı kadar aday sözlü mülakata hak kazanmış durumdadır, bilginiz olsun. Sınav konuları ve değerlendirme aşamasında ise ilk olarak bilgi düzeyi yani temin alanı ile ilgili sorulan sorulara sizlerin cevap vermiş olması gerekiyor. Bununla ilgili detaylara bu videomuzda yer vermiş olacağız, merak etmeyin. İkinci önemli hususta bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, ayrıyeten liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu gibi önemli hususlara da daha önceki bir videomda, kendini tanıtma videosunda bunlara yer vermiştim. Ayrıca değinmeyeceğim arkadaşlarım. Bu videonun linkini de açıklamalar kısmına bırakmış olacağım veya videonun sonundan ulaşmış olabileceksiniz, bilginiz olsun. Diğer önemli dördüncü hususumuz da özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. İkna kabiliyeti ve inandırıcılığına da bu videomuzda yer vermiş olacağız, merak etmeyin. Diğer bir husus genel yetenek ve genel kültür. Bu videomuzda değil de bundan sonraki videomuzda mülakatta neler çıkmış, daha önceki mülakat aşamasında genel kültür ve genel yetenek sorularını sizlerin karşısına çıkarmış olacağım. Bunu da burada yer vermek istiyorum. Son olarak da bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilmiş olacaktır. Toplam itibariyle sizler sözlü sınavdan aritmetik ortalama dahilinde her bir komisyon üyesinin vermiş olduğu puanlara göre ortalama sizlerin en az 70 puan almış olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlarım. Ayrıyeten sizler sınava giderken yanınızda neler götüreceksinizle ilgili önemli belgeleri de yine açıklama kısmına bırakacağım linkten sizler ulaşmış olabileceksiniz sevgili dostlarım. Şimdi sözlü mülakat aşamamızda hitabeti geliştirmek ve etkili konuşmak için neler yapmak gerekiyor? Arkadaşlar sizler kısa ve öz bir şekilde konuşmaya çalışın. Size bir soru geldiği takdirde o soruya kısa ve net bir şekilde cevap verirseniz emin olun bu size artı puan kazandırmış olacaktır. Diğer bir önemli ikinci husus da komisyon üyelerini konuşmaya dahil edin. Yani sizler soruyu cevaplarken o konuşma esnasında, o sohbet içerisinde sizlere soru yönlendirirse gayet güzel artı puanlarla devam etmiş olacaksınız, bilginiz olsun. Beden dilinizi iyi kullanın. Yani el kol hareketi yapmaktan çekinmeyin. Yüz mimiklerinizi, konuşma şeklinizi, ses tonunuzu iyi bir şekilde ayarlamaya özen göstermiş olun arkadaşlarım. Konuşma öncesinde hazırlık yapın. Kendini tanıtma videosunda zaten bununla ilgili bilgi vermiştim arkadaşlar. Evet, ikna kabiliyeti için sizler net olmanız gerekiyor ve zamanınızı iyi değerlendirmiş olmanız gerekiyor. Sizler komisyon üyelerinden ne kadar çok zaman kaparsanız emin olun bunlar sizin için daha iyi olacaktır. Hani bazıları der işte mülakat çok uzarsa bu olumsuzdur, mülakat az sürerse olumsuz gibi. Hayır arkadaşlar, bunu bilemeyiz. Sizler zaten doğruları konuştuğunuz takdirde emin olun ikna kabiliyetinizi bir tık artırmış oluyorsunuz arkadaşlarım. Hani çok fazla olanın dışına çıkmamaya özen gösterin. Olanın dışına çıkmaya çalışırken cümleni toparlayamıyorsun. Sonrasında sözlü mülakat allak bullak oluyor arkadaşlar. O yüzden lütfen doğru, net ve kısa olmaya çalışın. Zaten kendiliğinden sözlü mülakat uzamış olacaktır, bilginiz olsun. Büro memuru ne iş yapar gibi önemli bir soru karşına çıktığında mesela bunu ezberlemiş olman gerekiyor sevgili dostum. Ödeme almak ya da yapmak, vergi hesaplamak, belge tasnif etmek ve yazışma yapmak gibi oldukça farklı görevleri vardır gibi net bir şekilde aktarmış olacaksın. Gerekirse bunu ezberlemiş olacaksın. Bilgin olsun sevgili dostum. Büro memurlarının görevleri nelerdir gibi bir soru çıktığında
yazışmaların takibini yapmak, kayıtları incelemek ve raporlama yapmak, büronun ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli hesaplamaları yapmak, büroya gelen çağrıları cevaplamak gibi önemli görevleri yer almaktadır. Cevabını vermiş olman gerekiyor sevgili dostum. Neden bu mesleği yapmak istiyorsunla ilgili bir soru geldiğinde sen net ve gerçek olan her şeyi söylemen gerekiyor. Bir şey hariç onda not olarak belirttim. Birazdan da aktarmış olacağım. Sizler mesela nasıl bir cevap verebilirsiniz? Kendimi bu meslekte uygun ve donanımlı gördüğüm için çalışmak istiyorum gibi cevaplar verebilirsiniz. Veya da ailemden biri bu mesleği yapıyor. Veya da maaşı iyi. Veya da çalışma olanakları gayet iyi. Peki neyi söylememen gerekiyor? Yani sen neden bu mesleği yapmak istiyorsun gibi bir soru geldiğinde arkadaşlar kesinlikle bunu söylemeyin. Puanım bu alana yetti. Birçok mesleği denedim. Olmadı buna geldim. Olmaz ki arkadaşım. Hani komisyon üyesi der, puanın buna yetti. Yani bizi yetersiz görüyorsun. Onun için mi buna geliyorsun? Veya da birçok mesleği denedin. Bütün komisyonlar seni reddetti. Ben mi seni kabul edeyim? Gibi bir düşünceye kapılır. O yüzden kesinlikle bunu söylememeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum sevgili dostlarım. Evet, benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Hani bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden bu mesleği yapmak istiyorsun gibi bir soru geldiğinde neler yapmanız gerektiğini vurgulamak istedim sizlere. Büro memurlarının görevleri nelerdir? Net bir şekilde öğrenmeniz gerektiğini aktarmış oldum sizlere. Büro memuru ne iş yaparla ilgili önemli kısma değinmiş olduk. İkna kabiliyeti için gerekli hususları size aktarmış oldum. Hitabeti geliştirmek için ve etkili konuşmak için yapmanız gereken hususlar nelermiş? Bunların hakkında sizlere bilgi aktarmış oldum arkadaşlarım. Bunların dışında genel yetenek ve genel kültür sorularını sizlere aktarmış olacağım. Zaten bu konu çok uzun uzadıya konular olduğu için hani daha öncesinde çıkmış ve çıkabilecek soru tarzlarını bir sonraki videomuzda ele almış olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm bilgilerden, süreçlerden, farklı atamalardan, duyurudan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.